Emeviler dönemi, 4 halife döneminin 661 tarihinde sona ermesiyle başlamıştır. Bu dönem 750 yılında Abbasilerin Emevi saltanatına son vermesiyle kapanmıştır. Profesör Doktor İhsan Süreyya Sarma diyor ki, her şey devlet için zihniyeti Müslümanların kafalarına o denli yerleştirildi ki her şey din için inancı kayboldu. Müslümanlar saltanat ve diktatörya rejimleri uğruna ulul emr, hükümdar zihniyetlerinin kulları oldular. Ulul emr nasıl olursa olsun dokunulmaz bir hale getirilip kutsallaştırıldı. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanları ezen ulul emirler, Yezid zihniyetlerinin mirasçıları oldular. Ve kendileri için dokunulmazlık kanunları çıkararak saltanatlarını sürdürdüler, sürdürüyorlar. Kerbela olayı ve halifeliğin saltanata dönüşmesi. Hazreti Ali şehit edildiğinde yerine Hazreti Hasan halife seçildiyse de Hazreti Hasan'ın halifeliğini Şam valisi Muaviye tanımadı. Hazreti Hasan iç savaş çıkması endişesi ve Bizans'ın saldırması tehlikesi karşısında Muaviye lehinde bir anlaşma yaparak halifelikten çekildi. Yapılan anlaşmaya göre Muaviye'den sonra tekrar seçimle Hazreti Hasan halife seçilecekti. Oysa Muaviye yapılan bu anlaşmaya sadık kalmayarak ölmeden önce yerine oğlu Yezid'i velayet tayin etmesi İslam dünyasında birçok isyan ve iç karışıklıkların çıkmasına neden oldu. Muaviye'den sonra halifelik babadan oğula geçen saltanata dönüştü. Küfe halkı Yezid'in halifeliğini kabul etmek istemediler. Küfeliler Hazreti Hüseyin'in halife seçilmesi gerektiğini ilan ederek Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye davet ettiler. Hazreti Hüseyin ve arkadaşları Kerbela denilen yerde Yezid'in askerleri tarafından hunharca şehit edildiler. Kerbela olayı denilen bu vakadan sonra İslam dünyası Hazreti Ali taraftarları ve Muaviye taraftarları şeklinde kesin olarak ikiye ayrıldı. Emeviler döneminde İslam devletinin merkezi Suriye'de Şam şehriydi. Muaviye zamanında Emevi egemenliği doğuda Hindistan sınırına, batıda Kuzey Afrika'ya kadar yayıldı. 669-678 yılları arasında Bizans'ın başkenti İstanbul'u ele geçirmek için seferler düzenlendi ama başarılamadı. Müslümanların ilk İstanbul kuşatmasına Hazreti Muhammed Medine'ye hicret ettiğinde onu evinde misafir eden Hazreti Eyüp el-Ensari de katılmış ve şehit olmuştur. Fatih Sultan Mehmet zamanında Hazreti Eyüp'ün mezarı bulunmuş ve bulunan yere bir türbe yaptırılmıştır. Günümüzde burası Eyüp Sultan olarak bilinir. Kuzey Afrika'nın fethi. Maviye ve Yezid döneminde Kuzey Afrika'daki fetihlere devam edildi. Halife Abdülmelik ve oğlu Velid döneminde ise fetih hareketleri daha da hızlandı. Bu dönemlerde Kuzey Afrika valiliğine getirilen Musa bin Nuseyr, Atlas Okyanusu'na kadar bütün Kuzey Afrika'yı fethetti. Kuzey Afrika'nın fethinin son şarı. Berberler İslamiyet'i kabul ederek Arap kültürünün etkisi altına girmiştir. Kuzey Afrika'daki Bizans, Doğu Roma egemenliği sona ermiştir. Müslümanların İspanya üzerinden Avrupa'ya geçmesi kolaylaşmıştır. Emeviler döneminde halk. Emeviler döneminde halk dört sınıfa ayrılırdı. Müslüman olan Araplar kendilerini üstün görmüşlerdir. Müslümanların Arap olmayanlarına mevaliler denilmiş. Müslüman olmayan halka ise zimbiler denilmiştir. Bir diğer sınıf ise kölelerdi. İslamiyet köleliği kaldırmaya yönelik önemli adımlar atmıştır. Ama buna rağmen kölelik devam etmiştir. Emeviler devletinin yıkılması Horasan'da başladı, İran ve Irak'a yayıldı. Hazreti Peygamberimizin amcası Abbas'ın soyundan gelenler isyanları destekledi. Hazreti Abbas'ın soyundan
Ebu'l-Abbas Kufe'de halifeliğini ilan etti. Şam'da bulunan son Emevi halifesi 2. Mervan Mısır'a kaçtıysa Mısır'da yakalanarak öldürülmesiyle Emevi devleti sona erdi. Emevilerde kültür ve uygarlık. Bilim ve sanat merkezi olarak Şam, Basra, Kufe şehirleri bilim ve sanat merkezi haline gelmiştir. İslam mimarisi Emeviler döneminde Bizans, Roma ve İran mimarisiyle yarışabilecek düzeye erişti. Şam'da Ümeyye Camisi, Kudüs'te Kubbet-i Sahra, Mescid-i Aksa önemli mimari eserlerdendir. Emeviler dönemini kısaca özetleyecek olursak, halifelik saltanata dönüştürüldü. Başkent Şam'a taşındı. Hükümet merkezi olarak saraylar yapıldı. Sınırların hızlı bir şekilde genişlemesi üzerine ülke eyaletlere ayrılarak yönetildi. Ülke içerisinde haberleşmenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için posta teşkilatı kuruldu. Taze hurma. Biraz irsik ver kumaş. Biraz bekleyin. Allah beni bağışlasın. Neredeyse eksik kumaş verecektim. Testiler kaça? 2 dinar. Beğenmediniz mi? Selam. Kolay gelsin. Buyurun. Buyurun. Kaça satıyorsun bunu? 6 dinar de. Fazla söylemedin mi? Özür dilerim. 2 dinar. Şimdi oldu. Allah sana bereket versin. Teşekkür ederim. Allah'ım beni bağışla. Allah bereket versin.